Şimdi aramıza katıldı. Tekrar merhaba herkese. Bu akşamki konuğumuz Erkan Can. Dünya Tiyatro Günü nedeniyle bu hafta Bursa Müze'nin, Müze Kafe'nin konuğu olacak kendisi. Az önce küçük bir bağlantı problemi yaşadık. O nedenle Bu. gelemedi ama Evet. şimdi sanırım evet burada. Evet, ben biraz bu işlerde beceriksizim. Yani Yok. beceriksiz derken yapamıyorum. Pek ilgilenmediğim için Aha. şey oluyor yani, olmuyor. Ama Olsun. öğreniyorum bu vesileyle. Evet. Biz çok mutluyuz. Seni burada ağırlamaktan çok çok mutluyuz. Hiç problem yok. Ben sen yokken biraz özgeçmişinden Evet. bahsettim. Gemide filminden aldığımız ödüllerden bahsettim. TRT 1'de yayınlanan Tövbeler Olsun dizisinden bahsettim ve İstanbul Bitirdi Halk konu. Tiyatrosu'ndaki oyunlardan bahsettim. Evet, bir sürü konuğumuz yavaş yavaş geliyorlar. Herkes aşağıdan baba Beşiktaş tutkudur diye yazmaya devam ediyor. Nasılsınız Erkan abi? İyiyim, Ben iyiyim, Erkan abi gayet demek iyiyim. istiyorum. Eğer kusura bakmazsanız Nasıl istersen. samimiyetinize inanarak. Nasıl Sağ olun. istersen. Çok teşekkür ederim. Bursa günlerinden başlayalım dilersen. Neresinden Öncelikle başlayacağız? Bursa günleri. Oo. Bursa günleri. Bursa. Bursa. yani şunu sormak istiyorum. Erkan Can Burtvin diye Instagram adresin. Burtvin, Bursa'da yaşayan Artvinlilerin kullandığı bir söylemdir. Evet. Genellikle kendilerine öyle tanımlarlar. Evet. Artvin'le bir bağınız var mı? Ben Yenişehirli olduğunuzu biliyorum. Artvinle bir bağım hem yok hem var. Çünkü şimdi Bursa Turizm Folklor Derneği Butfot Evet. benim eski derneğimdir. 75, 74, 75, 76 ve gelir. Oradaki bütün oranın kurucusu Metin abi, Metin Genç Artvinlidir. Ve bütün arkadaşlarım benim çoğu Folklor Derneği'ndeki arkadaşlarım Artvinlidir. Mahalleden çok var, işte Yeşilyayla'dan var. Var oğlu var. Bursa'nın yarıdan fazlası Artvinlidir zaten. O yüzden Evet. Bursa'ya Burtvin derler. Evet. Bir ikinci şeyi. Ben de bu Instagram şeyi falan böyle aklımda çok kalan bir şey, şifre. Artvin, Burtvin olsun dedim. Öyle kaldı. Ve bundan da memnunum ayrıca. Güzel. Ne derler? Mesela babamın öğretmen arkadaşları, en yakın arkadaşı Nedrettin Çırak Ardan Üçlü'dür mesela. Bir sürü arkadaşı öğretmen, köy enstitülü öğretmen arkadaşları çoğu Artvinlidir. Evet. Ben de Artvin'in başka yer, ben Artvinli sayılırım bir yandan da. Evet, bir belgesel de çekmişsiniz galiba Artvin'de Maçahel Vadisi. Macahel. Evet. Camili Köyü İSTV'de 9 sıcak nokta diye ülkemizde 9 tane sıcak nokta var. Bu sıcak noktalar işte kadim ormanlar, el değmemiş ormanlar, balta girmemiş ormanlar ve endemiği çok yüksek olan, çok olan tamamıyla çok eski ormanlar 9 tane var bizim ülkemizde. Hemen bu konuya giriyorum, anlatmam lazım yani aklıma geldiği için. Bu Lütfen. 9 yer korunmalı. Yani oralara, o 9 yere gözümüzün bebeği gibi bakmalıyız. Bakmazsak çok yakın tarihte çöl olabiliriz. Oluruz, olacağız da. Yani bunu ilim bilim söylüyor. Evet. Dünya söylüyor. Evet. Dünya da zaten dünyada da bir orman katliamı var, doğa katliamı var. Bu sadece bizim ülkemizde değil. Biz global olarak bütün dünyaca bu çevreye çok çok duyarlı olmamız gerekiyor diyorum. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Bu Hepimiz arada bunu bu. belirteyim dedim hemen. Evet, ne güzel bir giriş oldu. Çok güzel bir giriş oldu bence de. Şimdi Bursa günlerinden başlayalım dedim. Çünkü Bursa'da doğdunuz. Bursa'nın neresinde doğdunuz? Bir kere şimdi Bursa'nın bizi takip eden Bursalı izleyicilerimiz de var.
Herkes Benim merak doğum yerim ediyor. Bursa Yenişehir Bursa Caddesi'nde doğdum. Bursa'ya giren orası sanırım Bursa Caddesi. Bursa Caddesi'nde küçücük böyle tek katlı bir macir evi. Böyle küçük camları daha düne kadar orası duruyordu. Oraya gidip çekecektim falan ama işte hayat bizi böyle tarumar edince yapamadık onu. Ev duruyor mu orada aynı şekilde Ev artık doğduğunuz oraları inşaat oldu. Yani düne kadar dedim bir 10 yıla öncesine kadar duruyordu sanırım. Sonra ne derler? Yenişehir'de mi okudunuz ilkokulu, Yok, Yenişehir'de ortaokulu? okumadım. Bursa'nın Kayapa köyünde kaldık. Babamın oraya tayini çıkmış. Ben orayı böyle 3 yaşında falandım. 3-4 gibi böyle hayal meyal hatırlıyorum. Kayapa köyünü, kahveleri hatırlıyorum. Evimizi hatırlıyorum. Lojmanı, karşıdaki ahşap evi hatırlıyorum. Köpeklerimiz Tarzan, iki Tarzan, siyah Tarzan, beyaz Tarzan köpeklerimizi hatırlıyorum. Setter, Setter, İrlanda Setter'i. Sonra Bursa'nın Keles kazasına taşındım. Baba Keles'i tam öğretmen olduğu olarak... için herhalde Evet. böylese. Babam oradan Bursa'nın Keles merkeze taşındı. Taşındık. İlkokul 1, 2, 3'ü Keles'te okudum. Üçüncü sınıfta yine babamın Bursa'ya merkeze tayini çıktı. İnkılap İlkokulu'na eski hapishanenin hemen yanında. Ben Elmas Bahçeler Okulu'nda üçüncü sınıfı orada okudum. Üçteyken Bursa'ya geldim. Ondan dördü beşi İnkılap İlkokulu'nda okudum. Çünkü Elmas Bahçeler'den İnkılap'a taşınmıştık. Kiremitçi Mahallesi'ne. Beşi orada okudum. Sonra Yıldırım Bayezid Lisesi. Sonra Yeni Yol Endüstri Meslek Lisesi. Sonra Sonra AVP'deki kurslara başladınız. 74'te AVP'deki Ahmet Beypaşa Devlet Tiyatrosu'nda tiyatroya girdim 16 yaşındayken. 74, 73-74 sezonu sanırım. Orada tiyatroya başladım. O ara en son mahallemde işte Kiremitçi'den Tayakadan'a taşındık. Tayakadan'dan 1970'te Meskene taşındık. Babama oradan ev çıktı. Bu o zamanlar ucuz meskenler dediğim mortgage sistemi belki ilk orada ülkede uygulandı. İşte 30 senede kirayla kendi evimizi ödeyecektik. Evimiz hala orada. Orada şimdi ablam oturuyor. Ben işte 45-50 Gidip senedir meskendeyim. harika, çok teşekkürler. Şimdi peki Ama çocukluğunuzda pek çok yerde çalışmışsınız diye duydum. evet. Ama benim kütüğüm yani dedemler, amcamlar, halamlar Kuzgun'un yanındaki Ali Paşa Mahallesi'dir. Esas mahallemiz orasıdır. Sülalemin oturduğu yer Pınarbaşı tarafında. Mumcular, evet. Pınarbaşı'nın üstü Kuzgunluk. Kuzgunluk Mahallesi. Dar alanda kısa paslaşmaların çekildiği yer. Ali Paşa Mahallesi. Orası benim kütüğümün olduğu yerdir. Tabii bir sürü işte çalıştık. Çalıştım yani. Şimdi hapishanenin orada Kiremitçi Mahallesi'nde oralar biliyorsunuz oto elektrik, oto tamir, oto boya, efendim dökümcüler, karasörcüler. Orası bir sanayi mahallesiydi. Hala da ufak tefek gene var. Var, Eski ustalar gene var. Orada zaten çocukken orada işte otoelektrikçinin yanında çıraktık. Kendi işimizi kendimiz buluyorduk. İşte tamirci, kaportacı. Hep dükkanların orada. Yani sokağımız dükkanların içindeydi zaten. Bir sürü işin çıraklığını yaptık. Kundura çıraklığı yaptık. Davut abimin yanına giderdim. Özcan Selamet'le birlikte. Meskenden arkadaşım. Bilal diye bir arkadaşım vardı. Zen'le çalışırdı. Bayan ayakkabısı. Onun yanına giderdim. Orada onlara yardım ederdim. Yani
bir ustanın yanında oturup onun bütün ara işlerini yapabilirim. Zenne merdane fark etmez. Sonra mavi köşede Gülmeriç parfümeri vardı. Tayfun Gülmeriç, Volkan Gülmeriç. Orada parfümeride çalıştım. Hem tiyatroya gidiyordum, hem parfümeriye gidiyordum, hem akşam sanat okuluna gidiyordum. Ve onun karşısında eski İskitkot'un yerine İskitkot devretmişti. Selman diye bir arkadaşımız vardı. His Konfeksiyon. Orada da hem iki dükkana birden bakardım zamanında. Mavi köşede miydi bütün bu Mavi köşe dükkanlar? tabii. Gürdal mağazasının yanı. Evet. Yani Tamam. Melodi Plak'la Gürdal'ın arasındaki dükkan His Konfeksiyon. Yanında Patik Baba, Bebe, Kılıç Kalkan'dan Metin abi vardı. Onun yanında Kurtuluş Plak vardı. En köşede Recep abi vardı. Döner. İlk döner kebabı şey sandviçi. Belki Recep abi yapmıştır Bursa'da ilk. O vardı. İşte Atom diyoruz ya, o atomu yapan herhalde oydu. yok. Değil mi? Hatırlamıyorum tam olarak ama Aha. ilk döner sandviçi Recep abi yapmıştır. Yani benim aklımda kalan bu. Yanlış bir Doğrudur. şey varsa zaten seyredenler bunu, benim yaşımda olanlar bunu hatırlarlar ve düzeltirler. İşte Evet. dekanlarımız set başı Mahfel, Yeşil Kahveler, efendime söyleyeyim. İşte Mahfel'den Postane'ye kadar belki akşam üzeri akşam turlarımız belki 100 tur atardık. Yani Evet. arkadaşlarımızla 2-3 arkadaş, 5 arkadaş çıkarız. Ya da 2 kişi, 1 kişi bile çıksan piyasaya çıkarsın. İşte 2 tur Postane'ye gidiyorsan 3. tur başka gruba katılır. Onlarla 3 tur, 4 tur yapar. Sonra öbür gruba takılırsın. Böyle gruplar değişilir. Yürüyerek sohbet ederdik. Hep bir spor da olurdu bu bence. Evet, Şimdi evet. bunu şey yapıyorum. Güzel günlerim geçti Bursa'da. Çok çok güzel günlerim geçti. İşte Bütün tiyatrodan bu arkadaş... He? kadar yerde çalışmış olman, farklı farklı insanlarla beraber olmuş olman, şimdiki oyunculuğunda bu birbirinden farklı karakterleri canlandırmanda bir hamur oluşmasına sebep oldu mu? Mayayı oradan mı aldın? Kesinlikle öyledir çünkü bu oyunculuğun birinci şeyi şartı şart mı diyelim? Birinci şeyi gözlem yapmaktır zaten ya da hayatın içinde olmaktır. Tabii ki insan gençken onların hepsi bilinçaltına yerleşiyor ve iyi bir malzeme oluyor bir oyuncuya. Bu herkes için öyle bence. Çünkü ne diyor Shakespeare? Dünya bir tiyatro Tiyatro sahnesidir. sahnesi. Bizler de oyuncularız diyor. Evet. Başka Bursa. Başka Anlatacak çok AVP'de şey var. tiyatro kurslarına devam ederken arkadaşların kimlerdi? Onlar şimdi neredeler? Görüşüyor musun? Gördüklerin Hepsinde var mı? görüşüyorum aşağı Ah, ne güzel. yukarı. İşte en yakını Ali Sürmeli, Zafer Algöz ve Bursa'da bir sürü arkadaşım var. O kurstan yetişip de Bursa'da tiyatro adına tiyatro yapan ya da işte kültürel işleri yürüten bir sürü arkadaşlarım var. Başka Mustafa Uğurlu bizim kurstandır, bizim üst sınıfımızdır. Ahmet abi, Ahmet Uğurlu da bizden gitmedir. Konservatuvar Halk Evi'nden gitmedir. Ertan Akman vardır mesela Bursa'da. Ertan abi, evet, çok Ertan bizim severim. kurstan. Benim konservatuvar sınavıma beraber hazırlandık. Benim konservatuvara girmemin en büyük nedeni Ertan Akman'dır. Çünkü benden sahne istediler. O da bana yardımcı oyuncu bir sahne oynadık. Eğer bulamasaydık oyuncuyu ben o konservatuarı kazanamayacaktım. Evet. Ertan'ın burada payı çok çok büyüktür.
benim Evet, için. Ertan abi Bursa'da da sonra şehir tiyatrolarını kurdu. Aynen öyle. Büyükşehir Belediyesi'nde hala şehir tiyatroları devam ediyor. Ertan abi emekli oldu. Ne yazık ki Evet. Bursa'yı bırakıp gitti. Çok üzülüyorum. Evet. 2 gün önce telefonlaştık kendisiyle. Ama hakikaten benim üzerimde de çok emeği vardır Ertan abinin. Buradan da selam olsun kendisine. Ertan hem oyuncu hem tam bir tiyatro adamıdır. Evet. Tiyatro insanıdır, sanat Evet. insanıdır. Evet. Ve O çok yüzden entelektüeldir yani. Bursa'ya da emekleri çoktur. Çok. Hakkı ödenmez diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Çok emeği var. Hepimizin üzerinde çok emeği var. Yani ben müzedeyken, Bursa Kent Müzesi'ndeyken de her hafta mutlaka gelir, bir çay kahve içeriz, sohbet ederiz ve bugünleri konuşurduk. Hem kendisine buradan selamlar. Onun dışında İstanbul'a gidiş öykünden bahsedelim istersen. Sonra kursu tamamladın. Sonra ne oldu? Şeyde Bursa'da sahneye çıktın mı? Bursa'da çok sahneye çıktım. Bursa'da bir sürü oyunda oynadım. İrili ufak çocuk oyunlarında hep oynadık. Bursa'da konulan oyunların içerisinde çoğunda yer aldım. Sağ olsun, sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Yalın Hoca, Yalın Tolga Yalın bana Tolga, çok güvendi. Bana koca koca roller verdi. evet. Biz de onların üstesinden geldik, altından kalktık ve hocalarımızı mahcup etmedik. Orada çok çok değerli hocalarım vardı. İşte Sevinç Aktansel, Çetin Ok, Feyyaz Çelenk, efendim Yalın Hoca, Ali Cengiz Çelenk, efendime söyleyeyim. Ya saymakla bitmez. Eski kadronun hepsine ölenlere Allah rahmet, Allah'tan rahmet dilerim. Yaşayanlara da sağlıklı ömürler dilerim. Onların emeklerini, onların bana göstermiş olduğu toleransları hiçbir zaman için unutmadım. Unutamam da. Bir Sonra okulmuş herhalde bu AVP tiyatrosunun bu kursları, tiyatro kursları daha çok büyük bir büyük bir okulmuş diye okuldu. düşünüyorum gerçekten. Çok büyük bir okuldu. Yani şu anki konservatuarlara onların çok çok üstünde bir okuldu. Çok çok üstünde bir okuldu. Biz orada çok büyük güzel dersler aldık. Eskrimden tut, ritmik jimnastikten tut, ışık teknik dersinden tut, dekor kostümden tut, tiyatro tarihinden tut ve Ankara'dan, İzmir'den Devlet Tiyatrosu turneye gelirdi ve en az 10 gün, 15 gün kalırlardı. Eski turneler öyleydi. Bir ay kaldıkları olurdu ve o kaldıkları sürece oradaki oynayan Devlet Tiyatrosu oyuncuları cumartesi, pazar ve çarşamba günleri bizlere derslere gelirlerdi. Onlardan da çok şey öğrendik. Mesela Erdinç Dinçer diye bir pandomim hocamız vardı. Bu Erdinç Dinçer hocamız da Marcel Marsu'nun, dünyaca ünlü pandomim sanatçısı Marcel Marsu'nun 3 öğrencisinden biriydi. Yani çok değerli hocalardan Büyük şans. biz dersler aldık. O yüzden temelimiz sağlamdı diyelim. Bu arada alttaki yorumları da takip etmeye çalışıyorum. Ben şimdi gözlüğümü Diyorlar taksam ki bile. Erkan Baba şey yapar mısın? Bir nerede kalmıştık der misin? Ya Gemide onu demeyelim filmindeki gibi. oğlum, onu demeyelim oğlum, onları yapmayalım. Sonra arkadaki fotoğraftan bahsediyorlar. Erdal Tosun'un fotoğrafı Aa. var arkanızda. Ruhu şad olsun. Ya. Mekanı cennet olsun. Ne varsa eskilerde varmış diyorlar. Abdullah der misin? Ne yapacağız be Kamil diyorlar. Hep böyle film replikleri hiç unutulmamış gerçekten. Müthiş Yani karakterlerde şimdi sırf bunlar mı akılda kaldı diye ben onlara hepsi. soruyorum. Çünkü Gemide filmi çok değerli bir film. Evet. Gemide filminin mesajı, anlattıkları çok çok değerli. Sırf o öbür işler akıllarda kaldıysa biraz ben arkadaşlara sitem ederim. Yani film çok şey söylüyor. Sadece bu nerede kalmıştın falan filan bunlar akılda kaldıysa bir daha seyretsinler film ne anlatıyor diye. Evet.
Evet. Film çok derinlikli bir film ve devam. Peki ben bir soru sorayım. Kendi merak ettiğim bir soruyu sorayım. Önce Gemide filmi mi izlenmeli yoksa Laleli'de bir Azize filmi mi izlenmeli? Laleli'de bir Azize. Önce onu Sonra Gemide. izlemeliyiz. Tamam. Çünkü bu bir üçleme bu film. Yani aslında bu film ne kadar erkek filmi gibi görünse de temelinde bir kadın filmidir o. Çünkü Laleli'de bir Azize'deki kadını kaçırırlar. Biz kaçırırız. Gemideye getirir. O bir kadının hikayesidir. Evet. Bir yandan da kadının hikayesini takip ederseniz önce Laleli, sonra Gemide gelir. Teşekkürler. Yani üçüncü film, iki film, ayrı ayrı birer film. Üçüncü filmin tamamı kafanızda tek film, o üçleme oluyor. Anladım. Peki tiyatro sahnesinde ya da dizi, sinema setlerinde yaşadığın ilginç bir olay var mı? Bu soruyu da sormamı çok istediler Ya ilginç arkadaşlarım. O olay yüzden hatırlamıyorum sormak istedim. benim için. Çünkü hep işimizi yapıyoruz. Öyle çok ilginç şeyler yaşamıyoruz. Nedense yaşamıyoruz. Çünkü herkes büyük bir ciddiyetle, büyük bir hevesle, büyük bir keyifle işine odaklanıyor. Çünkü işi bitirmemiz gereken bir zaman var. O zamanı biz hiç boşa harcamıyoruz. Elbette ki şakalaşmalarımız oluyor ama bunlar hep kısa kısa, çok akılda kalıcı şeyler değil. Başına gelen çok ilginç bir olay yok diyorsun. Ya gelirse de anlatırım, şu an Ha, aklımda. olur, tamam, peki. İstanbul'a geliş gidiş öykünden bahsedelim diye konuşmuştuk. İstanbul Belediye Konservatuvarına giriyorsun ama aslında girdiğinde lise diplomanın olmadığını Evet. okudum ben. Evet. Bu da enteresan bir durum ve çok büyük bir Ben başarı aslında. sanat okulu 2'den terkim. Evet. Çünkü bizim dönemimizde çok siyasi ortam, boykotlar falan, hep devamsızlıktan kaldığımız için benim kuşağım öyledir. Biraz yarımdır her şeyleri. Her şeyleri hayatta yarımdır yani. Yarım kalmıştır. Bizim de yarım kalan öyle bir durumumuz vardı. İşte kurstan sonra 82'de askere gittim. 84 Haziran 15'te tezkere aldım. 84 85'e kadar Bursa'da Şakir Demir Pehlivan'la Bursa Meydan sahnesini kurduk. Çocuk oyunları oynadık. Lise mezunu olduğum için olmadığım için de ve yaşım büyük olduğu için konservatuarlar giremedik yani, ama belediye konservatuarının da şeyini kaçırmışız. Yaş itibariyle oraya da giremiyorum. Ama işte bir şeyde, broşürde bir altta bir madde çok ufak yazılmış. Orayı fark ettim. Seviye sınavı, yani üstün yetenek sınavına yaş ortadan kalkıyordu. Ben de hemen döndüm. Çünkü benim bütün parçalarım, sınav parçalarım zaten vardı. Hiçbirine çalışmadım çünkü biliyorum. Sonra döndüm, işte Ertan Akman'la konuştuk hemen. Rosenberg'ler Ölmemeli oyununu, bütün oyunu şöyle bir şitrih yaptık, bir böyle bir 15 dakikalık, 10 dakikalık bir süzdük oyunu, kolaj yaptık ve sahne hazırladık. O sahneye de Ertan Akman girdi, karşımdaki oyuncuyu oynamak için. Girdik sınava, sonra kazandık tabii. Yıldız Hoca, sen dedi, yoksa ben gemiyle gidiyordum yurt dışına, Panama bandıralı bir gemiyle. Gemici olacaktım yani, tiyatro olduğu Gerçekten gibi. mi? B planımı hazırlamıştım, her şeyim hazırdı. Ondan sonra
Ne yapacaksın yahu dedi hoca. Dedim hocam işte kazanamazsak benim B planım bu. Ben gidiyorum dedim. Yani bir de sırça kümes Tom oynamışım. Tennessee Williams'dan. O parçayı oynamışım. Ondan sonra tamam aldık o zaman seni. Sen gitme yahu dedi. Beni üçüncü sınıftan aldı. Yıldız Kenter'den bahsediyorsunuz değil mi? Tabii Yıldız ki. Hoca diye. Tabii ki. Yıldız Hoca beni üçüncü sınıftan aldı. Ve Üçüncü sınıf. ben birden başladım. 5 sene okudum. Bir sene hazırlık okudum. 4 sene de okul okudum. 5 sene. Evet, sonra ardından mahallenin muhtarları geldi herhalde. 90'da, 90'da bitirdim okulu. Konservatuvarı. 90 yılında bitirdim. Sonra 90 92'de sanırım Mahallenin Muhtarları dizisine başladım. O arada da Bakırköy Belediye Şehir Tiyatroları yeni açılmıştı. Zeliha Berksoy orayı kuruyordu. Onunla birlikte çalıştık. O tiyatronun ilk kadrosuyum. İşte Gürdal Tosun, ben, Ragıp Savaş, Edip Saner, bir sürü arkadaşım. Oranın ilk kadrosunu oluşturduk. Oranın imzasını da Adnan Kahveci, Allah rahmet eylesin, Adnan Kahveci ölmeden bir hafta önce imzalamıştı tiyatronun şeyini, yasallığını Yasam. Evet. imzalamıştı ve şimdi buradan gani gani rahmet, ruhu şad olsun diyorum Adnan Kahveci'nin. Oranın kadrosuna girdim. Orada bir 7 sene oynadım. Bu 7 sene zarfında da Mahallenin Muhtarları devam etti. Sonra oradan istifa ettim. Sonra diziler, sinemalar, tiyatro gene devam ediyor. Evet. Şimdi Valla de o kadar güzel tiyatro. yorumlar geliyor ki aşağıdan ben onları da okumak istiyorum. Mesela bir şeyimiz, izleyicimiz demiş ki çok değerli bir aktör Erkan abi, ne yapacağız be Kamil sözündeki çaresizlik hayatta hepimizin sık sık geldiğimiz bir nokta. Yoksa filmin tamamı aklımızda, saygılar demiş Barış. Takva filmindeki performansı Erkan hocamın unutulmazdı. Takva filmindeki performansın gerekli övgüyü aldığı söylenebilir mi Erkan hocam diye soruyor Uğur. Ben de çok beğenirim Takva filmini. Oradaki oyunculuğunuz gerçekten muhteşemdi. Film de çok güzel bir filmdi gerçekten. Film bir başyapıttır o. Kesinlikle. Bütün Bir dünyada da ödüller aldı. evet. Zamanının Asya'nın en iyi üçüncü, Avrupa'nın en iyi dördüncü filmi. Yani karıştırıyor olabilirim, tersi de olabilir bunda. Dünyanın bir sürü yerinde ödüller almıştır. Bir başyapıttır bence. Takva değil Ve mi? yani bu Kesinlikle. kanıtlanmıştır zaten. Kesinlikle. Yine bir izleyicimiz, sizin o yarım kalmış zamanlarınız bizim güya şu tam gibi görünen zamanlarımızı sollar baba demiş. Ben de katılıyorum Yani benim aslında. hayatım bizde bizim benim kuşağın hayatı hep son vagon son tren. Son tren son vagon asılıyoruz ve gidiyoruz. Yani hep öyledir. Son tren son vagon. Ama çok güzel şeyler yaşanmış. Yani Yaşadık git gide tabii ki evet. yaşadık. Evet. Yaşadıklarımdan hiç pişman değilim. İyi ki yaşamışız. Yaşanmadan olmuyor zaten. Evet. Yaşanması gerekiyorsa yaşanıyor. Yaşanıyor. Bursa ile ilgili özlediğiniz neler var? Biraz onlara dönelim. Bursa'ya dair özlediğiniz şeyler oluyor mu Ya İstanbul'dayken ve Bursa'ya geliyor dair musunuz her Bursa'ya? şeyi özlüyoruz tabii de ama eskisini daha çok özlüyoruz. Şimdi kireç ocaklarından baktığın zaman Bursa'ya, ovaya bizim yazın hele baharsa rengarenktir o ova. Yeşil, mavi, kırmızı, beyaz, rengarenk olurdu. Şimdi öyle değil. Şimdi ne yazık ki evet. Anlatmayacağım. Şimdi öyle değil. Tamam. Çocukken karnımızı meyveyle doyururduk. Evde ekmek falan yemezdik, yemek yemezdik. Zaten sabah kahvaltısını etti mi sokaktasın, öyle akşama veya bütün gün meyveyle karnımızı doyururduk. Yazın meyve zamanı,
Yani elmadan, armuttan, kirazdan, kızılcıktan, efendime şeftaliden, yani o büyük Archer şeftalileri bir tanesini yiyemeyiz, atardık. Evet. Evet, Atardık kavun gibi yani. olur böyle Bir gerçekten tanesini dev gibi. yiyemezdik yani çocukken. Yiyen zor çıkardı yani. Onları özlüyoruz. Ne bileyim işte ovadaki derelerde serpmeyle balık avlamayı özlüyoruz. Efendime söyleyeyim. Kaplıkaya Deresi'nde yüzmeyi özlüyoruz. Buz gibi suda. Ama şimdi akmıyor. Ağustos Evet, ayında bile akmıyor. Kaplıkaya'da karşıdan karşıya geçemez. Düştüğün zaman boğulursun. Öyle akardı su. Ya da Evet. Temenyeri Deresi, Maksim. Şimdi Bursa'nın eski, ben şimdi Bursa'ya geldiğim zaman Bursa'da gündüz pek dolaşmıyorum. Ben gece arabamla eski Bursa'yı Muradiye'den tut, işte Teleferik'ten tut, Mollarap'tan tut, Maksim'den tut, buraları arabayla dolaşıyorum. Çünkü oraların bütün sokaklarını biliyorum. Şimdi Bursa'da Allah'tan kertenizimiz dağ. Yani dağ Evet. olmazsa Bursa'da kaybolurum. Şimdi dağa Evet. bakıyorum, nerede olduğumu ben biliyorum. Aşağıda ovadaysam ben oraların köy olduğu zamanları biliyorum. Ben oraların şeftali meyve bahçesi olduğu zamanları biliyorum. Yani ne bileyim Kayapa köyüne kadar, şimdi bak Kayapa, Demirci köy. Şimdi oraların hepsini biz izci kamplarına, Demirci köye giderdik. Bursa'dan yayan giderdik kampa. O aradan çekirgeden sonra oradan yürümek gece karanlıkta yani köpekler falan, ama çok güzeldi. Evet. Şimdi Şimdi Bursa öyle değil. öyle değil ne yazık ki. Şimdi Evet. öyle değil. Yani şu anda bütün Yani binalar var. O bu konuda söylediğiniz konuştukça güzergahta. konuşurum ama konuşmak istemiyorum. Şimdi Tamam. öyle değil. İşte ne Evet. bileyim, heykel önünde en az 50 tur, 100 tur atardık. O turları özlüyorum. Arkadaşlarımı özlüyorum daha doğrusu. Gerçi gittiğimde görebildiğimi görüyorum, göremediğimi telefonla falan. Çünkü ben Bursa'ya gelsem, Bursa'da benim herkesi görebilmem için en az 2 ay kalmam lazım. Çünkü benim mahalle arkadaşlarım var, izci arkadaşlarım var, altı parmak tayfam var. İşte Kiremitçi Mahallesi'ndeki arkadaşlarım var, Tayakadındakiler var, Maksim var. Şimdi Bursa'nın her yerinden benim arkadaşım, folklor arkadaşlarım var. Şimdi hepsi ya oturalım oturalım da benim işim çok. Ben Evet. gidiyorum, bir gün kalıyorum, 2 gün kalıyorum, 2 günde sığdıramam. Hepsininle görüşemem ama bir ara geleceğiz. Bursa'da bir bayağı bir ikamet edeceğiz. Görüşeceğiz arkadaşlarım. Bekleriz. Bekleriz biz de. Bizim Bursa Kent Müzesi'ne de Ahmet Erdönmez de sizin Tabii Ahmet arkadaşınız. abim, Çok iyi biliyorum. Ahmet abim. Evet. 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 Ben Ahmet de abi ara sıra geliyorum, görüyorum canım. evet. Geçerken bir kahvesini içiyorum. Görüyorum. Telefonla da bazen görüşüyoruz. Konuşuyorsunuz. İkinizin de klasik araba merakı var. Onu ben de biliyorum. Müzeye geldiğiniz zaman da biz görüşmüştük. Ve Erkan Can'ın, ben şimdi izleyicilere de söyleyeyim. Mahallenin Muhtarları dizisinde giydiği kabanı ve kovboy çizmeleri Bursa Kent Müzesi'nin koleksiyonundadır. Halen sanırım vitrinde duruyor olmalı. Depomuzu kaldırmadılarsa eğer arkadaşlar. Halen gidip görebilirsiniz Erkan Şimdi o Can'ın çizmeler dura kıyafetlerini de. dura Evet. kurumasın diye ona ya bir eğer yağ sürmek Evet, lazım. yağ sürüyoruz. Yağ sürün ya da vazelin de sürdüm, onu yumuşak tutar. Buradan Yoksa söyleyeyim de. çatlar. Evet, teşekkürler. Zaten Sağ olun. o yırtıktır onun. Çok hor kullandım o çizmeleri ben. Ama hala Olsun ama sağlam bizim duruyor. için çok kıymetli. Bizim için çok kıymetli. Tüm bu Bursalı sanatçılardan toplamaya çalışıyoruz eşyalarını. Hani Zeki Müren'in de kıyafetleri var. Müzeyyen Senar'ın da var. Evet, Erkan Can'ın da var. İlhan İrem'in var mesela, gitarı var. Pek çok sanatçının böyle eşyalarını toplamaya çalışıyoruz ki günümüzde bunları daha kolay bulabiliriz. Sonrasında yıllarca kalacak çünkü o müze.
Ve bu isimler tarihe Müzeler geçecek hafıza isimler da, olacaklar. hafıza da Evet. müzeler çok önemlidir. Evet. Müzeler çok iyi bir hafızadır. İnsanı geriye götürür ve hep taze tutar. YouTube kanalı kurdunuz. Biraz ondan da Evet, kurduk bahsedelim. ama Güven biraz Kıraç'la. başka işlerimiz olduğu için yani Güven Kıraç'ta bu karavandayı çektik. Yurt dışı gezi Evet. programımız vardı, onu çektik. Biraz bu işlere yoğunluk verince YouTube'u biraz boşladık. Ama bundan sonra şimdi o departmanı da kuruyoruz. O kendiliğinden tıkır tıkır işleyecek. Çok yakında bu sinemada. Tüm dünya dijitalleşiyor. Siz de bu kervana ayak uydurdunuz. Ne Çağa ayak güzel. uydurmak gerekir. Uyduramazsak Kesinlikle. olmaz. Yok olur gideriz yoksa. Ben de Olmaz. aynı Yani fikirdeyim. çağa uymak gerekiyor. Evet. Erkan abi çok teşekkür ederim. Çok güzel Rica şeyler ederim. anlattın. Bursa'ya dair. Zaman ayırdın. Ya daha Bizimle çok şey beraber var oldun. anlatılacak Bursa'da. Evet. Ama işte mesela alsınlar bu gece dar alanda kısa paslaşmaları bir daha İzlesinler. seyretsinler. Ben dönemimin filmini çektim. Gençliğimin filmi. O dönemki futbolu, arkadaşlığı, mahalle kültürünü çektik. O film benim için çok çok değerlidir mesela. Alsınlar Bursalı arkadaşlar, Bursa'da oturanlar bu filmi bir daha seyretsinler. Evet. Bir soru vardı az önce gördüm. Zeki ama kaybettim. O kadar çok yorum yazıyor ki izleyiciler bugün. Aşağısı akıyor gidiyor. Gerçekten evet takip etmek çok zor. Zeki Demir Kumruz'la bir film yapmayı düşünür müsün? Bu yeni sinemacılarla ilgili neler düşünüyorsun diye bir soru vardı. Evet, onu yöneltmiş olayım ben de. Şimdi bulamıyorum şu an Benim nerede. arkadaşım mahallelimdi. Hem de devlet tiyatrosundandı. Öyle mi? Oyuncuydu. Esas devlet tiyatrosunda teknik ve çok iyi bir Sesle ilgili bir sorun mu var? ben iyiyim ben. Tamam. Benim kulaklığımla ilgili bir sıkıntı oldu herhalde. Problem yok. Peki. Ben evet, internet de dondu. Şu anda tamam, Bir şimdi şeyler düzeldi yaptım, bir galiba. şeylere dokundum. Evet. Oldu. Bir şeyler evet Böyle kaçmıştı. boza boza yapacağız canım, öğreneceğiz. Evet. Yo yo gayet güzel oldu bence. Ben çok memnunum yani şu anda gidişattan. Çok teşekkür ederiz Erkan Rica abi. İyi ederim. ki geldin. Bizler çok memnun olduk. Ben bu Eyvallah. arada Dünya Tiyatro Günü'nü de kutlarım. Tüm tiyatro Teşekkür ediyorum. emekçilerinin ve sizlerin. Teşekkür ediyorum. Umarım bu zor günler, bu pandemiyi atlatacağız hep beraber ve tekrar sahnede ve o güzel ortamda, tiyatroda buluşacağız diye düşünüyorum. Yani inşallah. Yani Umarım. bunu atlatacağız ama bununla birlikte de yaşamayı öğreneceğiz. Bana kalırsa bu en az 5 sene bizimle. Öyle mi? Tabii. Tabii. Yani 5 sene. Banko. Ya. Hazır olun yani. Hani biraz şeytanın avukatlığı gibi oluyor ama yani gerçek bu. Ben öyle hissediyorum. Bu hemen bitmeyecek. Şimdi yeni Amerika'da, Brezilya'nın bir yer, Güney Amerika'da başka bir şekli türemiş bunu. Yani Başka bu şeyler bitmeyecek. gelecek O galiba. yüzden Evet. maske, mesafe, hijyen bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Bana bir Evet. şey olmaz demeyin. Kalabalıktan uzak durun. Evet. Daha dikkatli olmamız lazım. Yoksa daha da uzun sürebilir bu pandemi ortamı. Umarım
Dediğin gibi yani başka hastalıklar da geliyor. Bu zor zamanları hep beraber atlatabiliriz ancak diye düşünüyorum ben de. Evet. Evet, son olarak söylemek istediğin bir şeyler var mı? Son Ben de böyle olarak sorulara Bursa'ya bakacağım selamlar, ama. saygılar Bursa'ya. Evet, çok Bursa'yı teşekkür seviyorum. ederiz. Bursa güzel şehirdir, iyi şehirdir. İnsanı iyidir. Yani mesela şöyle diyeyim. Her şehrin İstanbul'da bir derneği vardır. Bilmem neler derneği, şunun Şucular Derneği, bu orası derneği, Artvin'de işte Bursa'da var. Ayrı konu. Ama Bursa'da ama Bursalıların derneği yoktur. Yoktur çünkü. Bir tane var, Bursa Derneği, onun merkezi Ankara'da. Ondan sonra adı da Bursa Derneği, Bursalılar Derneği değil. Bursa. Kendini Bursalı hisseden, Bursalı hisseden herkesin derneğidir. Bursa Derneği. Çünkü Bursa hakikaten çok kozmopolit bir yerdir. Bursa'da herkes yaşar. Benim çocukluk arkadaşlarım sayı Erzurum, Kars, efendim Kayseri, Artvin, Rize, Trabzon, Samsun. Yani çocukluk arkadaşlarım böyleydi ve Bursa'ya gelen, Bursa'ya göç eden Bursa'ya alışır ve orayı terk edemez ve Bursa'yı sever. O yüzden bir tek derneğimiz var, Bursa Derneği. Ya da şöyle bir laf vardır. Üç Bursalı yan yana gelmez İstanbul'da, gurbette. Çünkü bizim gurbetimiz yoktur. Biz Bursa'ya, İstanbul'a gider geliriz. Bir günde gider gelir, 2 gün kalırız. Cumartesi, pazar geliriz. Tabii Bursa'ya yıllarca abilerimizle gittik. Kuyumcular, efendime, kumaşçılar, esnaflar Yalova vapurundan binerler. Biri transit gider Karaköy'e. Biri adalara uğrar. Mesela yazın gidiliyorsa orkestrayla gidilir neredeyse. Klarnetler, akordiyonlar. Tabii tabii masalar kurulur. Öyle gidilir gelir İstanbul'a bütün esnaf. Ayrıca Bursa'da mesela 3 ay kızak kayardık biz. Yani mesela Maksim Bayırı'ndan bir koyardık kızağa ta garajda çorba içmeye inerdik. Fomara momara geçeriz yani. Kapalı çarşının içi miçi geçilir. Ya da teleferiğin yukarıdan Çoban Bey'den bir salarsın Haluk Bilal'de mahfilin oraya kadar inersin. Evet, annem anlatıyor. Annemler de yeni mahallede oturuyorlardı. Annem tarafım Tatar benim. Onlar da yeni mahalleden kızağa biniyorduk diyor. Mahfilin önüne kadar kızakla hiç Aynen. durmadan kayıp gidiyorduk diyor. Yani ben Aynen şu anda öyle. tahayyül edemiyorum yani Yani öyle bir durumu. halalar, teyzeler, amcalar, abiler, Evet. babalar, dayılar, bütün her mahalle mahalle kızak kaymaya giderdik. Mahalleler gelir Evet. giderdi. Evet. Köşelerde akordiyonlar, klarnetler, trompetler bizim mahallede utlar, cümbüşler çalınırdı. Yani sabaha kadar 3 ay Bursa'da kızak kayardık. 2 ay banko. Şimdi Ne ya güzel. işte ben bunları özledim mesela. Çok Evet. özledim. Eğlenceli bir yermiş Bursa gerçekten. Yani Muhteşem. insanlar da eğlenmeyi çok seviyorlarmış ve Evet, gezeklerimiz biliyorlarmış da. vardır bizim. Gezek kültürü evet çok Gezek önemli. vardır. Tabii. Evet. Mahalle mahalle gidilir. Gezek. Şarkılar, sanat müziği, türküler. Her Evet, o şey. gezeklerden yetişen de bir sürü sanatçılarımız da Var. var. Tabii. Bu kadar Bursa'dan Türk sanat musikisinde ünlü olmuş sanatçının olmasını da bu gezek kültürüne bağlıyorlar. Evet, biz de şimdi bunların hepsini yaşatmaya çalışıyoruz farklı farklı müzelerimizde. Ali Paşa Mahallesi dediniz, ben Yaşam Kültür Müzesi oluşturduk orada bir eski bir binayı. Ahmet Bey ile beraber hazırladık. Ahmet Erdönmez ile birlikte hazırladık o müzeyi de. Ve o müzede şimdi bu pandemi öncesinde daha doğrusu ayda bir bu Bursa'daki gezek dernekleriyle gezekler yapıyoruz. İşte karagöz oynatıyoruz, masallar Harikasınız. anlatıyoruz. Evet, yani bunları bu Yani gelenekleri bunların yaşatmaya en çalışıyoruz. başı benim Bursa'da mahalle arkadaşım Özcan Selamet. Özcan'ı bulduğunuz zaman her yer. Evet, Özcan Bey'i biliyorum. Abi Özcan benim çok iyi arkadaşımdır. Çok çok severim. Özcan. Bir şey daha söyleyecektim ama unuttum. Neyse.
Neyse. Aklınıza gelir belki. Yapacak çok şey var Bursa'da. Bursa yani eskiden beri biz Bursa'da gençken, delikanlıyken hep bu kültürel işleri kovaladık Bursa'da. Tiyatro yaptık, işte sinemateki açtık o zamanlar. Efendim Çağdaş Gazeteciler Derneği vardır. Çok parkın içindeydi. Evet. Hala orada mı bilmiyorum. Hala Çağdaş Ya onların Gazeteciler, evet, kurucuları falan şeyde hep eski parkın içinde. arkadaşlarımızdır yani. Biz Evet. Bursa'da başka iş yapmadık. Hep folklor, kültürel meseleler, sinema, tiyatro. Evet, Bunlarla ne haşır güzel. neşir olduk. Onlar da bizlere miras kaldı. Sizin okurduğunuz, yaptığınız şeyleri Eyvallah. şimdi biz de devam ettirmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Çok teşekkür ederiz Bursa'ya olan katkılarınız için de. O Ben de dönemin, yani yaptıklarınız o için teşekkür dönemin ederim. kişileri çok çok güzel şeyler bırakmışlar. İşte Erkan abi, diğer tiyatrocu arkadaşlar, hepsi. Feyyaz teyze diyeceğim. Feyyaz Çelenk. Gene çok çok kıymetlidir hepimiz için. Evet, çok teşekkür ederim Ben Erkan abi teşekkür ederim. katıldığın için. Ağzına sağlık. Hem biraz Eyvallah. eski Bursa'dan konuştuk, hem biraz tiyatrodan konuştuk. Sağ olasın. Ben tüm izleyenlere de iyi akşamlar diliyorum. Hayır Herkese iyi bitmesin yayın geceler. diyorlar ama vaktimiz bu kadardı. Çok da şey yapmak istemiyorum, rahatsız etmek de istemem. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi Görüşmek geceler üzere. dilerim. Hoşça kalın. Hoşça Bursa'ya kalın. bekliyoruz. Allah Hoşça kalın. eyvallah. Eyvallah.